Hz. Musa Aleyhisselam'ı adım adım duaları üzerinden izliyoruz. Mısır'da başına sıkıntılar gelince ne dedi? Rabbi neccini minel kavmi zalimin. Beni zalim kavimden kurtar diye. Allah Azze ve Celle zalimlerin eline düşürmesin. Hiç kimseyi, hiçbir toplumu, milleti. Yeryüzünde o zamanlar Firavun'un zulmü ama dönem dönem tarihte hep zalimler belli biçimlerde insanları mağdur etmişler. O yüzden bu önemli bir duaydı. Tabii ferdi planda baktığımızda insanın mağduriyete uğraması her an için mümkün. O yüzden bu duayı Hz. Musa'dan öğrenmekte fayda var. Rabbine cini minel kavmi zalimin. Rabbim beni zalimlerden kurtar. Ama şunu da bilmek lazım. İyi olmak kişinin iyiliği aslında zalimlere karşı en büyük tedbir. Çünkü şunu bilmeliyiz. Cenab-ı Hak diyor ki وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِم۪ينَ بَعْضًا Biz zalimleri birbirlerine yar ederiz. Yani Allah bir zalim ile bir başka zalimi buluşturur. Bir şekilde onların arasında. İyiler bu süreçte zalimlerle karşılaşsalar da işte Hz. Musa'nın örneğinde olduğu gibi Allah Azze ve Celle ya onları muhafaza eder, korur ya bundan ötürü onları bir imtihana uğratır. Ama her halükarda neticesi iyi olur. Rabbine cini minel kavmi zalimin dedi, yola koyuldu. Yola koyulurken de bir duasını görmüştük. Asa Rabbi en yehdiyeni seva sebil. Olur ki Rabbim, umulur ki Rabbim çok yüksek bir ümitle beni yolun doğrusuna iletir. Beni yolun güzeline, iyisine, ortasına. Tabi Medyenler'dedir, nasıl gidilir? Biliyorsunuz iki nokta arasında en kestirme yol bir doğrudur. Evet. O yüzden Asa Rabbi en yehdiyeni seva essebil. O da yolun tam ortasına, dolayısıyla onu Medyen'e ulaştırabilecek bir güzergaha kavuşmak istedi. Allah Azze ve Celle'ye de böyle dua etti. Ama bu bütün hayatını içine alan, çünkü sonuçları, akıbeti, neler başına gelecek, bilinmezlerin hepsi Allah Azze ve Celle katında bilindiği için ona sığınarak adım atıyor. Ya Rabbi, senin bilgine başvuruyorum. Beni yolun doğrusuna, iyisine. Neresi benim için hayırlı? Yani bu yol nereye çıksa benim için güzel olur. Ben yola çıkmak durumunda kaldım. Yola çıktım ama yolun nereye vardıracağını, bir belirsizliğe doğru ilerlerken karşıma kimleri çıkaracaksın, nerede, hangi vakitte, hangi coğrafyada, hangi yerde. Allah Azze ve Celle bildiği için onun bilgisine yönelik bir dua ediyoruz. Ya Rabbi beni yolun doğrusuna ilet. Şimdi bu tür hayatta Hz. Musa açısından önemli bir başlangıç bu yolculuk. Evet. Hayatta bu tür başlangıçlarda, yola çıkışlarda veya karar vermelerde, bir işe karar vermek üzere şunu mu yapayım, bunu mu yapayım veya evlilik yapmak üzereyken diyelim şu hanımefendiyi alayım, şu şehirden mi evleneyim, nasıl yapayım diye kulun Cenab-ı Hakk'a bu vesileyle bir dua biçiminde ama Allah Azze ve Celle'ye ve ufavvudu emri ilallah, işimi Allah'a bırakıyorum, ona yöneltiyorum, ona iletiyor, ona danışıyorum misali bu dua biçimi aslında çok önemli. Tam bir güvenli, tam bir teslimiyet. Tam bir güven, tam bir teslimiyet geleceğe dair Cenab-ı Hakk'ın ilmini işin içerisine katma beklentisi bu kulun Allah Azze ve Celle'ye olan imanının da dışa vurumu aynı zamanda. O yüzden çok kıymetli. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna benzer bir dua öğretti bize. Biz buna istihara diyoruz. İstihara demek Allah Azze ve Celle'nin bilgisine başvurmak demek. Duada zaten diyor ki Hazreti Peygamber hadiste اِذَا هَمَّ بِاَمْرٍ Bir kişi bir işe yeltendiğinde yani yapmak istiyor ama tabii her işte bazı tereddütlerimiz olur. Yani şu dükkanımı kiralayayım yoksa şu öteki köşe başındakini mi dediğiniz zaman bile normal araştırmanızı yapıyorsunuz, danışacaklarınıza danışıyorsunuz. Ama biliyorsunuz bu bir yere kadar. Yani istişaresi var, görüşmesi var, analizleri vesaire. Bir de
hepsinin üstünde kalan ilahi bir ilim. Yine de diyorsunuz ki şu ikisi arasında kaldım. Acaba bunu mu yapsam, bunu mu yapsam? O zaman netice itibariyle Cenab-ı Hakk'ın bilgisine danışma. Allahümme inni estahiruka. Hazreti Peygamber demiş ki اِذَا هَمَّ بِأَمْرٍ, bir işe yöneldiğinde, niyetlendiğinde o işteki belirsizlikleri Allah Azze ve Celle'ye danışarak, bu bir dua aynı zamanda. Evet. Yani diyecek ki Allahümme, ey Allah'ım, inni estahiruka bi'ilmike, ben senin ilmine başvuruyorum, senin ilmine yöneliyor. Çünkü fe inneke te'lemu, çünkü sen biliyorsun, o allamul guyub, bütün gaybı bilen. Ve la a'lemu, ben bilmiyorum. Dolayısıyla da senin bilgine durumu arz ediyorum. İnni estahiruke bi'ilmik ve estakdiruke bi'kudretik, gücüne başvuruyorum. Fe inneke takdiru, çünkü senin gücün her şeye yeter. Ve la akdiru, benim gücüm yetmez. Fe in kunte te'lemu, eğer biliyorsan ki bu iş hayranli, orada işi anar, işte şu işi yapmam veya şu mesleği seçmem veya şunu veya bunu veya şu dükkanı veya şu beyi veya hanımı eş olarak kabul etmem, bu işe girişmem, eğer hakkımda hayırlıysa, fi dini, dinin bakımından, o dünyaya ve dünyadaki yaşamın bakımından, ve akibeti emri, ve akibetim, sonsuz geleceğim açısından, eğer hayırlıysa, فَقْدُرْهُ لِي, onu bana mukadder kıl. وَيَسِّرْهُ لِي, ve onu bana kolaylaştır. Yani ben, biliyorsunuz, bir işe giriştiğiniz zaman koşullarım da buna uygun olması, uygun, lazım, elverişli olması lazım, akması lazım böyle. Ama وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ, diyor ki eğer hayırlıysa güzelce aksın böyle. Babası kızı versin yahut beyefendi talip olsun veya dükkan sahibi kiraya kabul etsin veya işveren başvurumu kabul etsin, her neyse işler oluversin eğer hayırlıysa. Amma faqdurhu li ve yessirhu li ve in kunta ta'lemu, eğer biliyorsan ki bu iş şerran li, benim için şerdir, kötüdür, fi dini, dinin bakımından, o dünyaya, dünyanın bakımından, ve akıbeti emri, ve sonsuz geleceğim açısından, eğer şer ise, o zaman fakdurhu, fasrifhu anni, onu benden sav, ve fasrifhu anni, vasrifni anhu, beni de ondan kurtar. Yani ilgimi ortadan kaldır, onu da benden uzaklaştır, işler aksi gitsin, kızın babası vermesin, ev sahibi evi vermekten vazgeçsin veya iş sahibi işe almaktan vazgeçsin. Şimdi olay öncesi bu tür dua yaptığınız zaman gelişmeleri okumaya başlıyorsunuz. Hı hı. İşler olumsuz giderse diyorsunuz ki demek ki bu benim için şer idi. Evet. Cenab-ı Hak duamı kabul etti ve beni bundan uzak tutuyor. Yine kabul etti duamı. Yine duamı kabul etti. Olumlu giderse işler yolunda gidiyor. İşveren alıyor veya neyse, yani hangi iş üzereysek, bu kez diyorsunuz ki bu iş benim için hayırlı galiba, çünkü bak oluyor bu iş, yani yolunda gidiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.